Tiwanaku, Bolivya'da İnka öncesi kültürlere ait önemli kalıntıların bulunduğu küçük bir şehirdir. Şehir denizden 4000 metre yükseklikte Altiplato'nun verimsiz düzlüklerinde yer alır. Tiwanaku'nun Aymara dilindeki anlamı merkezdeki taştır. Bu bölge Güney Amerika'nın arkeolojik harikalarından biri olarak kabul edilmektedir. Göbekli Tepe bulunmadan önce en eski yerleşim yeri olarak genel kabul görmekteydi. Bu sebeple Göbekli Tepe'nin en büyük arkeolojik rakibi durumundadır. Tarihçiler 4000 metre yüksekliğe kurulan Tiwanaku kentinin Tanrılar tarafından inşa edildikten sonra Aymara Kızılderililerine bıraktığını belirtiyor. Tiwanaku şehri uzun yıllardır fantastik köken kuramları doğuran bir avuç eski yerleşimden biridir. Bilim adamları pamuk, mısır, meyve gibi önemli ürünlerin yetişmediği yüksek, soğuk ve rüzgarlı bir yaylada büyük bir kentin nasıl gelişebileceğini sorgulayıp durmuşlardır. Günümüz mühendisleri sanki metal kalıp kullanılarak kesilmiş gibi olan büyük kaya kütlelerinin kilometrelerce öteden taşınarak bu şehrin nasıl kurulduğunu sorgulamaktadırlar. Güneş Kapısı, Tiwanaku harabelerinde bulunmuş olan kalıntılar içinde belki de en ilginç olanıdır. Ekpare taştan meydana getirilen bu eser 3 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindedir. Ağırlığının yaklaşık 10 ton olduğu tahmin edilmektedir. Güneş Kapısı'nda yer alan 48 heykelin takvim olarak kullanıldığına inanılıyor. ...2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenen Tiwanaku, İnka İmparatorluğu öncesi en önemli medeniyetlerden biri olarak isimlendiriliyor. Tiwanaku kalıntıları hala tam olarak ortaya çıkarılamamış olsa da Akapana, Pumapunku gibi basamaklı platformlar, Güneş Kapısı, Ay Kapısı, Kalasaya, Kerikala ve Putini duvarları ve yeraltı tapınağı ziyaretçilere açılmış durumdadır. Tiwanaku, aynı Göbekli Tepe gibi başka alemlere ve gerçekliklere açılan kapıların bulunduğu, terk edilmiş ve gizemini hala muhafaza eden bir antik şehirdir.